Canım Anne YouTube kanalında merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda görmüş olduğunuz bu tığ işi çiçek motifini yapacağız birlikte. Örgü süslemelerinizde kullanabileceğiniz, ayrıca kız çocuklarımız için aksesuar yapımında kullanabileceğiniz, yani taştır, tokadır, bu tarz süsleme olarak kullanabileceğiniz bir çiçek motifi. Yapımı gayet kolay. Kısa sürede birçok sayıda yapabilirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın diyoruz. Her zamanki gibi desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizi nasıl yaptık? Hep birlikte onu izleyelim. Evet, bu şekilde ince bebeğinim var. Kullanacağınız örgüye göre tabii ki ip tercihinizi yapabilirsiniz. İpime göre de 0 numara böyle 2 milimlik bir tığım var. Zincirle başlayacağım. 5 tane zincir çekiyorum. En baştaki zincirin ortasından girip sabitliyorum ve yuvarlak bir halka oluşturdum. 4 zincir çektim başlangıcına. İpi tığımın üzerine aldım ve üçlü trabzan yapacağım, böyle uzun. Uzun, yani sıkı örmüyorum çok fazla. Gayet gevşek bir şekilde üçlü trabzanla halkamızın içini dolduralım. Doldurabildiğimiz kadar sıkılayacağız arkadaşlar. Elinizin örgüsüne göre, ipin kalınlığına göre sayı değişebilir. Mühim değil. Şurada bir gevşeklik olmuş. Hemen orayı geriye alacağım. Tamamen doldurduktan sonra bakın artık kaymıyor. En baştaki trabzanın tepesinden sabitliyoruz. Evet, orta kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. Beş tane zincir çektim yine. İki defa tığımın üzerine doladım ipimi. Aynı noktaya battım. 1, 2, 3, 4 de çıkardım. İki defa doluyoruz. Yandakine battım. İki defa da yine çıkardım. Yine iki defa doladım. Sıradaki trabzan tepemize batıyorum. Yine 4 de çıkararak aynı noktayı dolduruyoruz. Bu üçüncü kez. Bunu hep aynı noktaya batıyorum. 4 5 6 7 8
9 ve 10. batışımız aynı noktaya. Şimdi yandakine geçiyorum. Bir tane yaptım. Yanındakine geçiyorum. İkinci teki yaptım. Sonra tekrar aynı noktaya 10 tane daha dörtlü trabzan yapacağım. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Bu şekilde devam ediyoruz. 10 tane aynı noktaya yapıyorum trabzanımı. Sonra 2 tane yan yana yapıyorum. Sonra yanındakine tekrar üçüncüye yine 10 defa batıyorum. Bu şekilde bitiriyoruz. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Bir, iki tane yan yana. Üçüncüye yine 10 kez batacağım. Evet, şöyle son trabzanımızı da yapalım. Ben sayarak yapmadım ama denk geldi. Bakın, son trabzanın hemen dibinde bitti. Fakat arada işte bir tane, iki tane fazla trabzan ya da eksik trabzandan bir şey olmaz. Direkt yanındakine sabitleyip bu şekilde bitirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zinciri çekmişim oraya. Bir de keselim. Çiçek motifimizi tamamlamış olduk. Her türlü örgüde süslem olarak kullanabiliriz. İşte yelektir, hırkadır, beredir özellikle kız bebek örgülerinde. Onun dışında tokadır, saç bandajıdır. Onların üzerine yapabiliriz, uygulayabiliriz. Bu şekilde güzel bir çiçek dalga dalga motif. Şimdi ben bu şekilde de kullanılabilir tabii ki ama ortasına şöyle bir hazır gülüm var kurdeladan. Onu yapıştırmak istiyorum. Dikebilirsiniz. Bu pul olabilir, ince boncuk olabilir, farklı düğmeler olabilir. Her şeyle süslenebilir. Dediğim gibi sadece böyle de kullanılabilir tabii ki. Ben şöyle silikonumu ısıttım. Hemen buraya azıcık dokunduracağım. Ve yapıştıracağım bu şekilde. Dikerek de olur. Silikon olmak zorunda değil. Bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Desteklerinizi bekliyoruz. Videomuzu beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.